Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Blender'da bir objeye farklı tekstürler nasıl eklenir bunu göstereceğim. Dersimize başlayalım isterseniz. Üstten Cycles'a geçelim. Biz Cycles Render kullanıyoruz. Şimdi sahne bir de default ayarlarda gelen bir tane küp var. Biz bunu kullanacağız bu dersimizde. T ile şu menüyü kapatalım. Bir işimiz yok onunla. Edit moda geçelim. Tab tuşuyla veya şu alttan geçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şunu bir birim yukarı alalım da daha rahat çalışalım. Tekrar edit moda geçtik. Buradan yüzeyselleşme moduna geldik. Objemizin hangi yüzeyine tekstür eklemek istiyorsak o yüzeyini seçelim. Ben şu ön yüzeyini seçeyim. Şuradan bir tane daha menü açalım. Aslında burayla pek bir işimiz yok. Çünkü tekstürde ekleyince büyütme ve küçültme işlemi uygulamayacağım için bunu açmama gerek yok. Onun da mantığını ilerleyen zamanda göstereceğim derste. Şimdi arkadaşlar şuradan bu menüde materyal bölümüne geliyoruz. Default ayarda bir tane materyalimiz var. Bunun anlamı bu objenin yani ana materyali. Bu objenin yüzeyine herhangi bir şey uygulanmadığında o uygulanmayan yüzeyde ne olacağını bu materyal belirliyor. Mesela ben bu yüzeyine tekstür eklediyse, bu yüzeyini ellemediyse, yani şu yüzeyini veya şu yüzeyini, o yüzeyler için bu materyal geçerli demek oluyor. Şimdi şu yüzeyi seçtik veya seçmeden yapabilirsiniz. Şuradan artı tuşuna bastık. Buradan new dedik ve bir tane materyal ekledik. Şuradan image texture diyoruz. Open. Buradan ekleyeceğimiz tekstürü seçelim. Şuradan bir tane seçeyim ben. Mesela şunu seçtim. Şuradan da material moduna geçelim. Şimdi şu yüzeyi seçtim ve gördüğünüz gibi seçtiğim zaman direkt buradan bu materyali gösterdi. Çünkü default ayarda bu materyal seçili geldiği için. Ben bu materyali seçiyorum ve assign tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi bastık ve bu yüzeye bu materyali uyguladı ama unwrap işlemini yani UV map işlemini uygulamadığım için tekstür şu anda gözükmüyor. Klavyeden U tuşuna basıyoruz ve açılan menüden unwrap diyoruz. Dediğimiz an gördüğünüz gibi tekstürümüz burada sonsuz bir şekilde gözüktü. Biraz önce şuradan bir menü demiştim. Onu da mantığını göstereyim. Buradan en alttan UV Image Editor'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir tane kare gibi bir şey var. Turuncu gibi bir rengi var. Buradan Scale komutu ile gördüğünüz gibi bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Yani bu menünün de bu mantığı budur. Burayı kapatalım. Şu anda onunla bizim bir işimiz yok. Evet, bu yüzeye bu tekstürümüzü uyguladık. Bir tane daha materyal ekleyelim. New dedik. Buradan yine bir tane image texture open. Bir tane daha texture seçelim. Şu yüzeyimizi seçtik. Unwrap yaptık. Ve ikinci materyalimizi seçtik ve assign dedik. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde tekstürümüz bu yüzeye uygulandı. Üsttekini seçelim. New dedik. Image texture open. Tahtayı seçelim. Yine aynı şekilde unwrap dedik. Assign dedik. Gördüğünüz gibi tekstürümüz atandı buraya. Bu yüzeyi seçtik. Unwrap dedik. Bunu seçtik. Veya bunu. Veya bunu. Size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi bu yüzeyleri de tekrardan yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir objeye birden fazla tekstürümüzü sonsuz bir şekilde ekledik. Render moduna da geçtiğimiz zaman böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde tekstür işlemimiz çalışıyor. Bu derste bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.